Bana bak Fatma. Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan. Görmez olurum mu bey? Nerede gördün bakayım? Altın bilezikler çarşıda sıram sıra. Öyle altın değil, Allah kahretsin seni aptal karı. Nasıl altın peki? Baba biraz dinlesen ne olur yani? Lan bu lahırdının nesini dinleyeyim, nesini? Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin. Hem güzel hem namuslu. Defol, defol diyorum sana. Be. Birman, Birman'mış. Muzaffer Birman'ın kızı, Birman. Amanın, abo. Bu ne hal kız? Yoksa sen de mi fanfifan oldun? Giydirmedin mi bey? Bayram hediyesi diye aldığım fazenden ancak bu kadar çıktı. Biliydim daha az alırdım. Dur kıpraşma. Bu ekmek burada ne arıyor? Karnım acıkmıştı da. Özüne dizine dursun tok evin aç kedisi. Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftadan niçin iki ekmek alındı. İnce anlaşıldı. Koyuyorum seni defol. Çok iyi ediyorsunuz. Çünkü maçlıktan ölme işini etmiyor. Defol! Haftada iki ekmek, haftada iki ekmek. Erol, Erol diyorum! Ne var, ne oluyor baba? Bana bak, eve gelin getirmeye kalkacağına ön ayak ol da namusuyla çalışan az ekmek yiyen bir hizmetçi bul. Hizmetçi mi? Evet, hizmetçi. Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün. Hizmetçi ha? Hizmetçi! Bakın Sıdıka teyze, aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu, ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim. Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle? Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım. Sır mı? Aman ne sırrı Yasemin? Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz? Ama bir ay da çok zaman kızım. Öyleyse söylemem. Bir ay dayanamam Yasemin, bir ay olur mu hiç? Bir hafta, 10 gün desen hadi neyse. Peki Sıdıka teyze, 20 gün olsun. 20 gün dayanabilir misiniz? Ne yapalım, dayanırız. Yemin edin. Sırrını 20 gün içinde herhangi bir kimseye söylersem Kur'an çarpsın. Hadi söyle bakalım şimdi, sırrın neymiş, neymiş? Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum. Allah aşkına, kimin evleniyorsun? Orası gizli. Oldu mu ama? Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim. Yani beni suçuna ortak ediyorsun. Ne suçu Sıdıka teyze, sevap, nikahlanıyorum. Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahlı olur mu? Avallahi olmaz. Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana Hilton'da şanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğine yemin et. Yemin et! Pekala Sıdıka teyze, girmem koynuna. Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrikler. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Al canım. Hilton'da düğün yapmazsan karışmam ama. Yaparız canım, yaparız. Buyurun efendim. Niye böyle mahsulsun sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha? Yok ne münasebet. Sadece oda meselesini düşünüyorum. Ne odası? Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan... Bence bu gece ayrı odalarda yatmamız daha münasip. Hoppala, bu da nereden çıktı? Hiç, öyle düşündüm işte. Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz. Niye? Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok.
Sahi mi söylüyorsun? Yalan söyleyecek değilim ya. Buyurun efendim. Hele önce nikahımızı kutlayalım. Erol. Söyle sevgilim. İnsan yalan yere yemin ederse sahiden çarpılır mı? Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi? Hiç. Ben üstümü değiştireyim bari. Nasıl olurum diye bakıyorum. Gir. Gene mi içki? Beyefendi bir şişe daha emretmişlerdi hanımefendi. Aa, öyle mi? Bilmiyordum. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuz değil mi? Anlamadım efendim. Herhalde bütün odaları dolu bir otelde servis yapmak kolay olmasa gerek. Öyledir efendim. Gel gelelim şu sıra otelimiz tamamen boş sayılır. Anlamadım. Otel boş mu? Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş. Ya iyi akşamlar. Ya. Hadi karıcığım sen de geceliğini giy. Yaklaşma bana. Efendim? Yaklaşma dedim. Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin. Yasemin neler söylüyorsun? Otelin bütün odaları dolu. Bana yalan söyledin. Beni kandırdın değil mi? Allah bilir kıydırdığın nikah da sahteydi. Yasemin. Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu babana sahte imzayla bana yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım. Anlamıştım ama üstünde durmamıştım. Yasemin delirdin mi sen? O işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığını nasıl anlayamıyorsun? Ben zavallı tecrübesiz bir kızım. Sen beni hep oyuna getirdin. Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bütün bunlar. Bak Yasemin, babanı ve babamı bu odadan uzak tut. Zavallılar isteseler de yaklaşamazlar. Çünkü sen beni kaçırdın ve bu odaya hapsettin. Yasemin sarhoşsun sen. Yasemin dinle beni sevgilim. Bırak beni. Allah. Yasemin. Yasemin nereye gidiyorsun? Yasemin. Yasemin şaka ediyorsun değil mi? Yasemin sevgilim. Sevgilim bak dinle beni. Yasemin sevgilim bak ne diyeceğim ama. Ne diyeceksin? Saatim mi? Kol saatim içeride kalmış. Kol saatin mi? Yasemin aç şu kapıyı. Rahat bırak beni. Yasemin aç diyorum. Ne yapacaksın? Sıkıştım be, sıkıştım işte. Başka diyeceğim var mı? Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yasemin yeter artık, ben eridim burada mum gibi. Yaklaşma, yaklaşma Erol. Ya bugüne bugün karımsın. Banyoda da yatsak beraber yatacağız. Pekala, yat bakalım. Yatarım ya. Yatacağım işte. Hasta olayım da gör.